Ocağımızın altını açalım. Tenceremiz ısınırken tavuklarımızı üzerine tuzunu çekelim. Deniz tuzu kullanıyorum. Özellikle tercih etmiş olduğum tuz çeşididir. Himalaya tuzu ve deniz tuzu tavsiye ederim. Yemeklerinizde çok güzel ve lezzet verecektir. Tavuklarımızı şöyle aldık kenara. Midyemizi birazdan kullanacağız. Sarımsak isteğe bağlı olarak bir diş veya 3-4 diş kullanabilirsiniz. Kuru soğanımızı da hazırlayalım. Her iki tarafından kesiyorum önce. Ortadan ikiye kestikten sonra piyazlık doğrayabilirsiniz kuru soğanı. Sıra geldi mantarlara. Mantarlarımı da soğanda olduğu gibi kalın doğruyorum. Bütün olarak. Evet, şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Tavuklarımızı yanımıza aldık. İki parça tereyağı atıyorum. Ve tavuklarımı da tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi birkaç tane sarımsak ve bir tane daha tereyağı bırakıyorum içerisine. Tavuklarımızı yavaş yavaş diğer taraflarını çeviriyorum şimdi. Evet, tavuklarımızı bu şekilde her bir tarafını güzelce pişinceye kadar çevireceğiz. Daha sonra içerisine kuru soğan ve mantarları ekleyeceğim. Evet, tavuklarımız bu şekilde güzelce mühürlendi. Dış kısmını güzelce kızarttık. Şimdi içerisine kuru soğanımızı ve mantarlarımızı da ekliyoruz. Sirkemizi de ekleyelim. Midyelerimizi de ekliyoruz. Evet, şimdi bir sosumuz var. Salçalı. Onu da hazırlayalım. Sıcak suyu üzerine döküyoruz salçamızın. Bunu da şimdi tavukların üzerine ekliyorum. Bir parça daha tereyağı attıktan sonra şimdi de üzerine tuzunu çekelim. Biraz da karabiber. Kapağımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde ortalama 40-45 dakika pişirdikten sonra bu lezzetli yemeği servise sunacağım. Efendim, tavuğum şu anda pişti. Hemen kontrolünü de gerçekleştiriyorum. Sosumuz da biraz koyulaştı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Artık servise sunabilirim. Evet, tavuklarımızı bu şekilde tabağımıza dizelim. Bunun üzerine de soğanlı ve mantarlı ve midyeli harcımızdan koyacağız. Şimdi soğanlı ve mantarlı karışımımızdan da koyalım. Evet, şimdi biraz da sosundan koyacağım. Üzerine birkaç tane domates ve biraz da limon koyacağım. Evet, limonumuzu da kenarlarına bu şekilde koyuyoruz. Yemeğim bu şekilde servise hazır.